Sevgili Fehmi Ketenci benim gazetecilikteki hocalarımdan bir tanesidir ve şu anda da magazinkolik.com'da televizyon eleştirileri yazıları yazıyor ve gerçekten çok önemli bir gazeteci ve kendisi aynı zamanda şu anda Galatasaray Üniversitesi ile Kocaeli Üniversitesi'nde de gazetecilik yüksek okullarında dersler vermekte. Diğer konuklarım bir tanesi Türkiye güzeli diyelim. Miss Model of Turkey'de Türkiye birincisi olmuş. Ve önümüzdeki günlerde ülkemizi Çin'de temsil edecek. Ve hemen onu tanıttıktan sonra hem de konumuza girmiş oluyoruz. Ve bu işi Türkiye'de belki de ilk kez koçlarıyla birlikte yapıyor. Zaten olması gereken bu. Çünkü bir genç kız seçildikten sonra kendi başına ne kadar tecrübesini konuşturabilir, ne kadar başarılı olabilir. O şu anda çok doğru olan bir şeyi seçti ve kendisine iki tane koç tayin etti. Koçla birlikte çalışıyor. Bir tanesi benim çok eski arkadaşım, eski manken, halen şu anda da moda piyasasının içinde sevgili Canan Mutler. Merhaba. Hoş geldin Canan'cığım. Hoş bulduk. Diğeri de Türkiye'nin en önemli güzellik uzmanlarından bir tanesi. Uzun yıllardan beri bu işi yapıyor. Etiler'deki London Güzellik Enstitüsü'nün merkezinin de kendisi sahibi. Bir manken ve bir güzellik uzmanıyla çalışmak nasıl bir şey Derya? Hatice Hanım'la çalışmak çok keyifli. Kendisi zaten işin gerçekten profesyoneli bir kişi. En ince ayrıntısına kadar benimle ilgili. Benim en iyi olmam için elinden geleni yapıyor. Sağ olsun. Bu arada aynı şekilde Canan Hanım'da da. Ne zaman yarışma Derya? Ben salı günü gidiyorum. Salı günü yolcuyum. Çin yolcusuyum. Çin'e gidiyorsun. 18 gün kamp sürecimiz olacak. Of, 28'inde yarışmamız var. Galamız var. 20 günlük bir kamp süreci. 28'e gecesi inşallah ben de dereceyle ertesi gün ülkeme dereceyle döneceğim. Kesinlikle bekliyoruz ve senden şimdiden de söz alalım. O kazandığın ödülle bu programda olacaksın gene. Tabii haftaya ki. Yani 18. Tabii ki. Onur diyorum. 22'sinde yarışma değil mi? 28'i yarışma olacak. 28'e. Olacak. Dönüşümüz 29'a 30'a olacak. Tamam. Demek ki 30'dan sonraki ilk cuma günü ödülünle evet. Birlikte bu programda seni gene bu ekiple birlikte bekleyeceğiz i̇nşallah. Demek ki. İnşallah. 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 Gerçekten onu temenni ediyoruz. Kaç boyun? Boyum 85. 185. Evet. Müthiş, müthiş. Gerçekten Türkiye'de uzun boylu insan bulmak çok zor. Nereden aklına geldi böyle bir çalışman? Yani böyle bir ekip oluşturmak, böyle bir ekiple böyle bir yarışmaya hazırlanmak önemli bir düşünce bence. Uygulamak tabii daha önemliydi ama nasıl edindin böyle bir düşünceyi? Ben zaten uzun yıllardır modellik yapıyorum. Aynı zamanda bakıma çok dikkat ederim yaptığım işten dolayı. Bu işin en iyisi insanlarla çalışmak istedim. Aynı şekilde Çin'e hazırlanırken de en iyisi zaten Hatice Hanım'dı ve Canan Hanım'dı. Destekleri açısından Canan Hanım bana her şeyin en doğrusunu öğretmiştir. Ufak tefek hatalarım varsa bu konuda olumlu eleştirileriyle her zaman destek olmuştur. Hatice Hanım da bu konuda elinden geleni yaptı. Ufak tefek böyle minik minik herkesin kusurları olabilir. Kusur demeyelim buna ama hani en iyisi olma çabası. Çünkü biz mükemmel olmak zorundayız. Dünyada olacak bir yarışma bu. Dur bakalım, o anlamda desteklerini esirgemediler. Kusurları bir öğrenelim asıl sahiplerinden bakalım. Örneğin şöyle, vücudumda minik minik güneş lekeleri oluşmuştu. Hatice Hanım bu konuda daha önce bir hekimle çalıştığımda onun ilaçlarından beklediğim sonucu alamamıştım ama Hatice Hanım'ın birkaç seans, sadece 3 seans yaptığı peeling sonucu o lekelerden kurtulmuş oldum. Hmm, süper. Görünen yerlerinde miydi? Güneş lekesi olduğuna göre yani mutlaka görünen yerlerinde. Ama biz tabii profesyonel düşündüğümüz için onları da dert tabii edebiliyoruz. Tabii yani podyuma çıktığın zaman evet, podyumda, bunlar gözüküyor muydu? Evet. O zaman gerçekten çok önemli bir iş başarmış. O yüzden çok mutluyum. O lekelerden kurtulmuş olarak gideceğim. Peki, yarışmaya. Sizden alalım. Nedir kusurları? O anlattığın dışında var mı kusurları? Ben bir şey söylemek istiyorum. Güzel yapmak çok zor bir şeydir. Ama hakikaten o dediğim gibi küçük böyle bazı yerlerinde işte o göbek kısımlarında falan siyah pigment daha doğrusu herhangi solaryumdandı galiba kaynaklanan bir yanık lekeleri vardı. Solaryumdan? Evet. Yani güneş yakıtı yanık lekesi deniyor gene ama ona değil mi galiba? Evet. Öyle değil mi Derya Hanım? Solaryumda olmuştu. Ben evet. Çok solaryumda. Fazla solaryuma girmiyorum. Hani beyaz tini daha çok yakıştırıyorum kendime. Öyle bir kere birkaç kere gireyim demiştim. O da öyle ama, oldu. Zararlı. Hakikaten bu zor bir olaydır. Yani solaryum yanı biraz risklidir. Yani kalma riski çoktur, yüksektir. Ama ben baktığımda çok yüzeyseldi. Hani o derine inmemişti.
Ya onu tedavi etmek yani çok kolaydı ve hakikaten de şu anda yeni bir cihaz getirttirdim. Hem onun sayesinde diyelim, hem kendi kullandığım malzemelerin sayesinde. Bir de ben çok medikalciyimdir, çok doğalcıyımdır. Doğal yollarla tamamen bir yandan o lekeleri giderttirirken arkasından devamlı oradaki hücreleri yenileme vitaminler takviye ettim. Yalnızca bir makine değil, hani bir zincirleme, kombine diyebiliriz. Evet. Ve onunla birlikte lekelerinden kurtuldu. Bizler de çok mutluyuz. Peki bir de sizin güzellik merkezi çok iddialı. Şu anda haberde zaten sitede magazinkolik.com'da magazin dışı kategorisinde çok iddialı bir şeyiniz var, lafınız var. Ve bunu da sanıyorum Derya'ya uyguladınız. Zenci poposu, bu nasıl oluyor bakalım? Zenci poposunda çok radyo dalgası dediğimiz bir sistem bu. Tamamen oradaki deformasyon olmuş bir cilt yapısı. Yani o kendi bünyesinden. Bir de en güzel yeri neresi bu makinenin? Tamamen DNA'lara geçmesi. Yani biz bunu uygularken DNA'lara geçiyor. Vallahi. Yarın evet evlendiğinde Allah yani, inşallah. Bu gerçekten çocuk, bilimsel bir yapma. Bilimsel. DNA'lara geçiyor bu. Ve ama bunun sonucunda işte 15 seans, işte 30 seans onun yağ tabakasına ya da işte kilosuna bağlıyor. Çünkü yağ, kas hepsinin ölçümünü yapıyorum. O şekilde ele alıyorum. Yalnızca çok güzel bir fiziğe sahip. Çok birazcık çok hafif bir deformasyonu vardı kalça tarafında. Onu bir toparladım ve bilmiyorum çok muhteşem oldu diyorum. Zaten kendisi de çok zenciler, güzel bir bayan. Çinliler yani şey gibi zenci poposu gibi bir Barbie bebek gibi oldu. Barbie bebek gibi. Zaten hani hakikaten her zaman söylediğim bir laf var. Güzeli güzel yapmak çok zordur. Yani zaten güzel ama dediğim gibi o ufak noktaları da elimizden geleni yaptık. Peki Canan? Efendim? Sen nasıl katkıda bulundun? Yani bu kızcağız inşallah derece alırsa. Ya ben şöyle, ben gitseydim ne yapardım ya da eksiklerim neler neleri düzeltebilirimin peşinden hep koştum. Bir de Derya'yı ben bir kardeşim gibi görüyorum. Çok enteresan. Yani ona bir zarar gelmesini istemiyorum, yanlış yapmasını istemiyorum. Şöyle söyleyeyim, oraya gittiğindeki fişini dahi düşünüyorum. Elektrik prizini. Çünkü bulamayacak. Farklı ya. Onu bile kafama takıyorum. Aman Derya diyorum. Çünkü çok kalabalık. Biliyorum kendim de benim de derecem var ve çektiğim zorlukları biliyorum. Nerede? Hangi yarışma? Onu hatırlatalım isterseniz. Ay yok. Almanya çok 94'te. Hangi yarışma? Ama uluslararası bir yarışmada birinciliğim var. Utanıyorum ben. Niye canım? Hayır. Bunu söylemek durumundasın. Aslında söylemek istediğim şey. Mesela şimdi yarışmalarda olsun, defilelerde olsun kalabalık bir kız yoğunluğu oluyor. Ve sayılı kuaför oluyor. Kaç tane olursa olsun her kıza bir tane düşmüyor. Herkesi bir an önce hazırlanıp çıkmak istiyor. Çünkü zaman çok kısıtlı. Orada bir priz o kadar çok şey ifade ediyor çok doğru, ki. Evet. Yani doğru. O prizi bulamadığın zaman. Mesela ben Amerika'da voltaj şey farklılığından ortada kaldım. Ondan sonra hep ilk attığım şey prizlerdir, adaptörlerdir. Yani onu bile söylüyorum. Yani aman havaya dikkat et, iklime dikkat et. Mutlaka işte gerekli olan şeyleri söylüyorum. Orada sıkışabileceği her şeyi açıkçası söylüyorum, yardım etmeye çalışıyorum. Peki yani böyle bir güzellik yarışmasına hazırlanan bir Türk kızında en önemli yapması gereken şeyler nedir? Yani ne? Türkiye'yi yani mesela çok iyi tanıtması gerekiyor. Değil mi? Evet. Çok iyi tanıtması gerekiyor. Mesela benim dönemimde ki ben de 2001'de bıraktım. Avustralya'da bir Türk haftasına gitmiştik. Benim üstümde bir kostüm vardı ve kostümün sadece başlığı 12 kiloydu. İnsanlar geliyordu bana diyordu ki her gün bunu giymeye zorlanmıyor musunuz? Ben diyor hayır bu bizim traditional yani uluslararası kıyafetimiz. Bunu giymiyoruz biz. İnsanlar anlamıyorlar. Daha güncel şeyler götürmek gerekiyor. Tamam bizim yöresel kıyafetlerimiz ama daha güncel, Türkiye'yi daha iyi anlatan kostümlerle gitmesi gerekiyor. Peki Derya'nın kıyafetlerini müthiş kim yapıyor? Olay olacak. Öyle mi? Evet olay olacak. Sürpriz diyorum ben. Kim ama? Tanju Babacan yapıyor zaten. Tanju Babacan sürpriz değil herhalde. O sürpriz değil. Ama kıyafetler sürpriz olacak. Tanju Babacan büyük bir özenle çalışıyor. Tabii zaten. Tabii yapıyor değil mi? yani ben kıyafette ödül bekliyorum. Gerçekten. Evet bekliyorum. Çünkü hiç yapılmamış çok böyle evet. Sır. Evet kulak misafir olduğum evet, şeklinde gerçekten şey. De evet. Bozmayacağım. Yani yöresel olarak ama, Türkiye'yi bence şu ana kadar temsil edecek en iyi kıyafet olacak. Öyle mi? Evet. Yani bir kere fikir çok güzel. Evet. Yani evet, şeyden sonra Azra'dan sonra Azra'nın bildiğimiz kapalı çarşıda satılan basma değil mi? Pazen. Pazen, evet. Pazen ve 750 kuruşlu metresi Cemil İpekçi yaptı.
Hatta benim arkadaşım sattı onu da, o kumaşı. O kumaştan yapılan kostüm birincilik almıştı. Bence şimdi bu kostümle olacak. O çok iyi. İnşallah evet, kendisinden iyi, de evet, ve kostümünden de iyi bir derece bekleyelim. Peki bu konuda söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Bir mesajınız var mı Türkiye'ye vermek istediğiniz? Hocam senin de soracağım bir şey var mı? Şöyle iyi niyet dileklerinizle birlikte. Buyurun hocam. Ya bu konuda benim tabii çok bu işleri çok iyi bilen Canan'ı biliyoruz zaten, sahne ve bodrum dünyasında gerçekten ne olması gerektiğini çok iyi bilen koç var. Hanımefendi de güzellik şeyle çok gerekeni yapmıştır. Türkiye'de yıllarca güzellik yarışmalarının içinde olan birisi olarak, Türkiye'de gerçekten çok güzel kızlarımız var. Güzellik yarışmalarında çok umduklarını bulamamış olmalarına rağmen çok güzel kızlarımız, doğal kızlarımız var. Umarım başarılı olursunuz. Umarım gönlünüzü göre her şeyi elde edersiniz. Çok teşekkür ederim. Ben ufak bir parantez açmak istiyorum. Benim katıldığım yarışma Türkiye Mankenler Kraliçesi yarışmasıydı. Tabii ki güzellik çok önemli ama güzellik yarışması değil, mankenlik yarışması. Miss Model of Turkey. Evet. O şekilde. Sevgili Süha Alpaylı galiba, değil mi? Evet. Çevik Süha Alpaylı. Çevik Süha Alpaylı'nın evet, düzenlediği bir organizasyon. Onun zaten Türkiye'de 2-3 kişi var bu tür organizasyonları gerçekten iyi yapanlar. Evet. Bunlardan bir tanesi sevgili Süha Özger midir? Bir tanesi Çevik Süha Alpay'dır. Onun için yani doğru bir adres, doğru bir yerde. Çok, çok İzmir'de doğru. Sen seçildin sanıyorum, değil mi? Kamp Çeşme'de oldu, evet. İzmir'de oldu. İzmir'de. Yarışma nerede oldu? Yarışma da orada oldu. Kampın olduğu yerde oldu. Peki var mı söyleyeceğiniz bir şey? Böyle şöyle bir mesaj, şöyle iddialı bir mesaj mesela, bir bakalım ne diyeceksiniz? Ben ufak bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Burada önemli olan derece almak değil. Ben Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Ama tabii ki birincilik hedefim ve ülkemi taşlandıracağım diyorum. Tanju Babacan'a çok teşekkür ediyorum buradan. Şimdi büyük bir özveriyle çalışıyor ekibiyle beraber. Peki bunun benim basın için toplantısı falan olmayacak mı? Olacak tabii ki. Bizim gideceğimiz gün 10 Kasım'da City's'te basın toplantımız olacak. Ondan önceki gün de yine bir basın toplantısı daha olacak. Aynı zamanda Feşman'ın genel yayın yönetmeni Barbaros Yüksel'e çok teşekkür ediyorum. Barbaros bizim gazetecilerden arkadaşımız. Biz aynı dönem gazetecisiyiz Barbaros'la. Evet. Sevgili Barbaros. Hocam da tanıyor onu, Barbaros'u. Aileme çok teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimi geldikten sonra ve Hatice Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Önemli olan ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. En iyisini yapacağımı düşünüyorum. 4 gün sonra kamp başlıyor. Ay sonunda tacımla beraber geri geleceğim. İnşallah. Sevgili Canan ve Hatice Hanım, sizlerin de mutlaka bir sürü kendisine dileğiniz ve iyi niyet temenniniz ve öneriniz oldu ama şurada şöyle milyonlarla birlikte paylaşacağınız bir öneri ve dileğiniz veya şöyle niyetiniz, bir şey, evet, gözlemlediğim bir olay var yarışmalarda. Genelde birinci seçilen değil de iki, üçüncü seçilenler daha popüler olurlar, daha çok para kazanırlar. Evet, böyle bir şey var değil mi? Öyle bir şey var, nedir bilmiyorum. Birinci olan daha bir çekilir. Ama ikinci ve üçüncü olanlar daha göz önünde olur ve daha çok para kazanırlar. Çok enteresan bir şey. Onun için ilk beşe gir. Evet, ilk beşe gir. Bu çok önemli ve güzel bir temenni aslında. Evet. Ufkatçak bir temenni. Şöyle bir şey. Derya çok akıllı bir kız. Ne yaptığını çok iyi bilmesi ve ne istediğini çok iyi biliyor. Çok önemli. Şey değil, bilinçli. Yani hani öyle mi olur, böyle mi olur, kararsızlıkları yok. Ne istediğini çok iyi biliyor. Ve bunu hemen uygulamaya geçiyor. O açıdan şanslı buluyorum onu. Çünkü sadece fizik yetmiyor. Tabii. Fizik yetmiyor. Çok birikim, iyi bir strateji gerekiyor. Değil mi? Yani Türkiye'yi çok iyi tanıtmanız gerekiyor. Çok önemli. Oradaki ilişkileriniz çok önemli. Oradaki diğer ülkelerin... Benim bahsetmek istediğim de o. Yani evet, derece alırsınız ama ilişkiler çok önemli. Derece almazsınız ama farklı kapıları açar. Kesinlikle. O anlamda saygınlık çok önemli bence. Kesinlikle. O yüzden en iyi şekilde... Bir de böyle benden, bu da benden sana bir tüy olsun. Niye bu tüyoyu verdiğimi de söyleyeceğim. Yıllar önce Şebnem Dönmez, bizim, ben o zaman Milliyet gazetesinde çalışıyordum, Milliyet'in yan yayınlarında Hey dergisi vardı. Hey Girl dergisinin Dream Girl yarışması yapmıştık sevgili Süha Özgür ile birlikte ve o yarışmada Şebnem Dönmez birinci seçilmişti. Biz onu aldık Las Vegas'ta, Amerika Las Vegas'ta dünya finali yapılıyordu. Ama müthiş kızlar hakikaten, Dream Girl gerçekten rüya kızı yarışması.
Biz buradan giderken yanımıza şey yaptırmıştık. Böyle küçük kurdelelere nazar boncuğu bağlattık. Ve kurdelelerin üzerine Türk bayrağı bastırmıştık. Hazırlıyoruz onu. Ve orada o kadar büyük ses getirdi ki gerek jüri üyelerine gerek yarışmacı kızlarda. Bir defa bütün yarışmacı kızların yarışma mayolarının ve kıyafetlerinin üzerinde o şey vardı. Yani o küçücük kurdele bile şeye girdi. Bütün yarışmacılarla birlikte gündeme geldi. Onun için böyle çok küçük hediyeler ve onlara çok cazip gelecek. Maddi değer olması hiç önemli değil. Evet. Onun için hediyeler çok önemli. Hatice Hanım, sizin son söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ben onunla beraber çalışmakta hakikaten çok mutluluk duydum. Allah hep biliyorum Allah'tan. Çok teşekkür ederim. Hep yol açık olsun. Ve birinci olarak döneceğine inanıyorum. Büyük kalbimle söylüyorum bunu. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Evet, biz de sana başarılar diliyoruz. Ve inşallah çok iyi derecelerle yüzünün akıyla birinci İnşallah. Olmak gerçekten Canan Hanım'ın dediği gibi çok önemli değil. Ama ilk ona kalmak, işte kıyafet birincisi olmak, yani Türkiye'yi orada temsil etmek evet. önemli. İnşallah.